Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte Çinlilerin henüz çaktığı iPhone XS Max'in fake'ine bakacağız. Ürün burada önümde. Ben kargo paketini siyahla kapladım. Çünkü meselenin kargo şirketiyle alakası yok. Toplamda ürüne verdiğimiz para da 960 lira filan. Jelatinli açalım, içinden ne çıkacak bir bakalım. Daha sonrasını zaten konuşuruz. Dediğim gibi ben kapattım bunu. Şöyle şunu hemen sonra anlıyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz. Aha da çıktı kutu. Şimdi şu kutunun bir içine bakalım. Buradan bir garanti belgesi çıkıyor ama faturası olmadığı için bir anlamı yok. Şu telefon, buna geleceğiz. Kutunun içinden bir tane adaptör, bir şarj kablosu, bir adet kulaklık. Bir de bu nano sim için adaptör ve hat çıkarıcı çıkıyor. Şunları bir ayırayım. Bunlar zaten para değil, 960 lira için. Geldik telefonumuza. Şöyle açayım. Şimdi arkadaşlar telefonu çıkardım. Şöyle elimde duruyor gördüğünüz gibi. Arkasında işte SK neyse SK konsept yazıyor. Bunun nedeni muhtemelen telefon kargodan, gümrükten falan geçerken sorun olmasın diye. Şöyle açtığım zaman burada gördüğünüz gibi Apple logosu ve şurada iPhone yazıyor. Ön kısmını yapacağım şimdi aynı işlemi. Şimdi şu mavi şeyi de açmaya çalışacağım. Ben elime yapıştı. Açılışta Apple logosu geliyor. Ah Apple ah, nedir senin bu Çinlilerden çektiğin? Bana ne ya, çeksin. İyice ikna olun diye bu Apple logosunu uzun süre tutmuşlar. Ben hala ikna olmadım. Ne? Geldi. Açtık telefonumuzu. Şöyle bir kaydırıyorum. Wow. Oldu. Biraz logolar büyük ama şeyler çalışıyor mu acaba? Çalışıyor yan taraflar. Home tuşu var. Muhtemelen aynen bu o işe yarıyor. Şöyle bir ayarlarına gireyim. Evet, gördüğünüz gibi 512 GB'lık bir çakma iPhone XS Max. Burada iOS 12.0 yazıyor ama aynen sürüme dokunulmuyor. 12.0 diyor ama kesinlikle 12.0 değil. Onu da şuradan anlarız. Mesela App Store'a girdiğimiz zaman gördüğünüz gibi arkadaşlar Google Play arayüzü bizleri karşılıyor. Bu cihazda kesinlikle oturum açmayacağız. Üst kısmında çentik yer alıyor. Kamerasına bakmak istiyorum. Fotoğrafımı çektim. Grenlenme ve blurlanmayı görüyorsunuz. Son derece kalitesiz bir kamera söz konusu. Gündüz normal ışıkta çekmeme rağmen böyle oldu. Hello. Merhaba çakma iPhone. Ben. Şuradan bakalım. Evet bu da benim. Bu benim gül cemalim. Şurada garip bir blurlanma var. Oh, oh, oh. Evet, kamera son derece kötü. Çağdaş, bu 925 liraya alınmış bir iPhone. Doğal olarak kamerası da kötü olabilir, her şey de kötü olabilir diyebilirsiniz. Ama mesele o değil. Mesele şu arkadaşlar. Bence, daha doğrusu bizce, Web Teknoca hatta bir insanın değeri kullandığı telefonla, giydiği kıyafetle falanla filanla ölçülmez. Sizler de sağlığınıza aşırı zararlı olabilecek bu ne ödüğü belirsiz telefonları almayın. Mesela ben videolarına denk geliyorum bunların. Diyorlar ki SAR değeri sağlıklı falan filan. SAR değeri öyle pataküte ölçülebilen bir şey değil. Dünyada yapabilen sadece belirli laboratuvarlar var ve bu laboratuvarlar da böyle giriş fiyatları milyon dolarlarla, 100 bin dolarlarla filan çalışıyor. Yani bu çakma telefonu yapan Çinli bunu gidip de o SAR değeri laboratuvarına sokmaz. Şimdi arkadaşlar elime tornavidayı aldım çünkü sizlere göstermek istediğim bir şey var. Gördüğünüz gibi bunun arkasında iki tane kamera görünüyor ama şu ikinci kameranın normalde olmadığını şimdi size kanıtlayacağım. Taşım da geldi. Evet, taşımızla aynen. Açtım kapağını. Burada bir batarya var. Şu bağlantıyı kestim. Anam. Batarya bağlantıları sanırım bu. Bataryayı almam lazım. Hadi şimdi çalış. Kimse de bunun SAR değerini ölçtürdük diyemiyor. Ölçtürse buraya yazar çünkü. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Normalde siz bunu aldığınızda burada iki tane kamera görüyorsunuz. Ama ta 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 ta. Gördüğünüz gibi ikinci kamera yok arkadaşlar. Bunlar ikinci kamera yerine mercek gibi bir şey yerleştiriyorlar. Onu da şuraya şöyle koyamadım. Ya işte neyse koyduğunda kamera gibi görünüyor yani. Neyse daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasında iki kamera yok. Bataryasında herhangi bir güvenlik sertifikası da yok. Şimdi içinizde bazı hevesli arkadaşlar var. Hani ben onları da anlayışla karşılıyorum. Bu telefonu alıp çakma bir telefonla hem sağlığınıza zarar verip hem de böyle çevirince hava atmaya bizce çalışmayın. Çünkü bir anlamı yok. İnsan neyse odur. Bizim de sizlere göstermek istediğimiz şey buydu. Bu telefona 950 lira, 1000 lira vereceğinize gidip normal sağlık ölçümlemeleri yapılmış, üzerinde gerekli sertifikaları barındıran Android cihazlar alın. Ya da biraz daha para biriktirin. İkinci el bir iPhone alın. İlle de iPhone olacaksa. Ama şu çakma telefonlara yönelmeyin. Çocuğunuz olmaz. Çağdaş demişti dersiniz. Şimdi size bir sürpriz yapacağım. Gelsin. O hep merak ettiğiniz ballı 3310 gördüğünüz gibi arkadaşlar ofisimizde muhafaza edilmekte. Ben bu videoyu çekerken demiştim ki bunu ofiste saklayacağız ve gördüğünüz gibi de saklıyorum. İçini merak ediyorsanız başka bir videoda da sürpriz yapar, içini açarız. Ama bu da bayağı şekerlenmiş. Ama sağ salim yerinde. Bunu elledik, mahvolduk ya. Peçete geldi.
Her neyse arkadaşlar, artık videomuzdan ufak ufak çıkayım. Bu videomuzda sizlere piyasada satılmakta olan çakma iPhone XS Max'in gösterimini yaptık. Almamanız için gerekli uyarılarda bulunduk. İlle de ben iPhone kullanacağım diyorsanız zaten bunun değeri 1000 lira. Bir 1000 lira daha biriktirip ikinci el iPhone'lara yönelebilirsiniz. Böylece de videomuzun sonuna gelmiş olduk. Sar değeri meselesini unutmayın. Sar değerini ölçtürmek kolay bir şey değil. Artık videomuz da bitti. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanıza takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Yine de merak ediyorum, anket hazırladım. Bu telefonu alır mıydınız? Ne olur almayın, gerek yok. Ben de artık bu videodan çıkıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.